Video soru var. Video sorudan hemen sonra ilk şifreyi, hediyelerimiz için birinci şifreyi paylaşalım. Ama önce video soruyu duyalım, görelim. Selamünaleyküm hocam. Rüyamda yılan gördüm. Acaba ne anlama geliyor? Söyler misiniz? Son şifreyi paylaşalım. Rüyada yılan görmek. Efendim, biz bu konudaki genel kuralı söyleyelim. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Yani size sevinç veren güzel bir rüya gördüyseniz Allah'a hamd edin ve bunu Allah'ın kullarına da söyleyebilirsiniz. Ama size kasvet veren, sıkıntı veren bir rüya gördüyseniz sol tarafınıza böyle deyin, başkasına da anlatmayın. Ha, birisine anlatacağız. O da kendi kendine bir yorum, ya eyvah bugünlerde herhalde sen bir sıkıntıyla karşılaşacaksın filan dedi. Yani moralimizi bozdu. Böyle bir psikolojik bir sıkıntının içine girmemize sebep oluyor. Demek ki güzel rüya görünce Rabbimize hamd eder, dostlarımıza da söyleyebiliriz. Ve onlar da hayırla karşılaşasınız demeli. Bize sıkıntı veren bir rüya gördük mü? Söylememek lazım. Onun olumsuz bir havaya kendi kendimize girmemeliyiz. Peki hocam, teşekkürler. Bir başka video soru daha var. Görelim. Hocam selamun aleyküm. Cumanız mübarek olsun inşallah. Hocam benim bir sorum olacaktı. Benim ablam yaklaşık 2 yıldır evli. Evlendiği günden beri hep şiddet görüyor. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet. Bundan daha öncesinde kaç kere darp edilmişti. Biz aile olarak üstümüze düşeni yaptık. Yuva yıkılmasın diye. Çocuklardan dolayı ellerinizden öper. 3 tane çocuk var ortada. Bunlara rağmen biz affettik. Kaç kere babam olsun, annem olsun, büyükler olsun affetti. Ama affettikçe biz daha da ileri gitmeye başladılar. En son tekrar darp edildiği zaman biz kapıya gittiğimizde damat kayınbabasına çok kötü bir şekilde saldırdı, darp etti. Aynı şekilde annesi de gelinini darp etti. Bunun üzerine biz boşanma davası açtık. Şu an ortada 3 tane küçük çocuk var. Artık dönüşü olduğunu biz düşünmüyoruz. Üzerimize çok geliyorlar geri barışmak için. Biz kararsızız bu konuda. Size sormak istedik hocam. Hani bu saatten sonra boşanma şart mıdır? Çünkü biz bayağı şans verdik. Hani hiç düzelmiyor, düzelecek gibi de değil. Evet. İyi yayınlar hocam. Evet efendim, evet. Yani tabii bu enişte çok yanlış etti. Yani Rabbimiz ne diyor? Yüksek perdeden konuşmayın. Anne baba, kayınpeder, kayınvalide de anne baba yerindedir. Onlara yüksek perdeden konuşmayın diyor. El kaldırmak ne demek? Ne büyük hata. Cenab-ı Hak kendisine itaatın hemen arkasında ana babanıza iyilik ediniz. Yüksek perdeden konuşmayınız. Gönül kırıcı laflar söylemeyiniz. Kaldı ki burada el kaldırılıyor. Ama yine de eğer derin bir pişmanlık duyuyorsa o babasından, kayınpederinden özür diliyor, Rabbimizden de af diliyorsa ona şans vermekte fayda vardır. Düzelme ihtimali yoksa hocam, ki öyle diyor zaten. Düzelmez diyor yani. O zaman tabii boşanma kapısı da açıktır. Böyle evet. Olunca hayat çekilmez bir yük haline geliyorsa o zaman boşanma düşünülebilir. Evet. Fakat boşanma Muhsin Bey son, en son çaredir, en son çare. Müminin boşanmasıyla arş titrer. Allah'ın sevmediği helal boşanmadır. Helaldir ama yine de Allah sevmiyor. Eğer hayatı devam ettirme imkanı varsa devam ettirilmelidir. Ama hocam sürekli şiddet görüyorsa maddi manevi. Şiddet şimdi var, yani bir böyle oluyor adamın baba, dengesi. Kayınbaba diyoruz ya. Hocam kayınbaba. Kayınbabaya el kaldıran bir adamla bu evlilik devam aynen, eder mi? Aynen babasına el evet. Kaldırmış gibidir. Ya. Bu evlilik evet. Devam eder mi hocam? Çok zor. Etmez. Çok zor. Evet. Evet. Muhterem hocam, size sorulan sorular onlardan birisi. Hasan Bey diyor ki
Sayın Muhsin Bey, Afyon Karahisar'dan selamlar. Biz 4 ortak kurban kestik ama hayvan hastalıklı çıktı. Bizim kurbanımız kabul oldu mu? Kurbanları muteberdir. Tamam. Yani eti yenilmedi, kullanılmadı filan ama o 4 ortak kurban görevini yerine getirmiş oldular. Allah'a karşı kurban görevini yerine getirmiş oldular. Evet. Kurbanın ne eti ne kanı Allah'a ulaşır. Cenab-ı Hakk'a ulaşan sizin takvanızdır. Ona ulaşan. Yenalallaha luhumuha ve la dimauha ve lakin yenaluhut takva minkum. Evet. Ayet-i kerimede buyuruldu bize. Bu yerine geldi diyorsunuz yerine hocam. Yerine bunlar görevi Allah kurban görevini yaptılar. Allah kabul etsin. Bir başka izleyicimiz şöyle soruyor Arife Hanım. Muhsin Bey, babam beni kabul etmedi. Ben de bayramda kendisini ziyarete gitmedim. Diyor ki babam çok huysuz, herkese çok kötü davranıyor. Bayramda babayı ziyarete gitmemiş çünkü istememiş baba. Evet. Yani baba yanlış ediyor tabii bu şekilde. Yani ben seni kabul etmiyorum. Babaya da yakışan, evlada yakışan hürmettir ama babaya yakışan da şefkattir, sevgidir, merhamettir. Gelmiyor, gelmesin, istemiyorum, defolsun. Bu da babaya yakışmaz tabii. Ama kızımız yine de ne yapıp yapıp varsa elini öpse daha iyi ederdi. Evet. O istemese de o istemese çat de kapı. Gitmesinde evet fayda var ya. Peki. Cennet Hanım soruyor. Ben sokakta bir altın buldum. Sahibini bulduğum mahallede soruşturdum. Yani sahibini soruşturdum bulduğum mahallede ama bulamadım sahibini. Ben o altını bir ev alacak kişiye, kaybeden kişi adına versem olur mu? O vereceğim kişi de çok sıkışık. Ondan bundan para altın topluyor, ev alacak. O sıkışık, o kişiye versem olur mu? İyi olur ama günün birinde kaybeden kişi ortaya çıkarsa bu kişinin tazmin etmesi gerekir. Evet, olur da bir gün. Onun adına ama bu ev alan kişiye de vermesi münasiptir. Peki hocam. Şenay Hanım soruyor. Merhaba, hayırlı yayınlar Muhsin abi. Ben size bir şey soracağım. Doğuştan sağ elini bir şekilde kullanmayan arkadaşım solla yiyip içiyor. Solağım maalesef diyor. Solla yemek içmek günah mı? Yani sağla yiyemeyince elbette sol elle yemesine de izin verilir ya. Evet. Peki devam edelim. Video sorularımız var. Biraz sonra tekrar Instagram'a döneriz. Benim erkek kardeşim nişanlıydı. Nişana bozuldu. 2 senedir ki kıza bakıyoruz. Gittiğimiz kapıdan boş çevriliyoruz. Kısmeti bağlı mı? Dua bekliyoruz kısmetinin açılması için. Evet. Kısmeti bağlı değildir. O kısmetini bekliyor. Ama biz de tabiatıyla araştıracağız yani. Hem o nişanlanacak kişi, hem onun yakınları araştıracağız ya. Evet. Evet. Kısmeti bağlı değil. Kısmeti bağlı diye bir şey söz konusu değil. Evet. Evet, bu arada sizin yine tavsiye ettiğiniz dualardan biri ekrana geldi hocam. Evet. Efendim. Teşekkürler sevgili Emre. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Ya Rab, bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta seni sevenlere bizi rol model eyle Ya Rabbi. Yani biz numune-i imtisal olacak bir aile eyle bizi Ya Rabbi. Evet. Furkan suresi. Evet efendim. 74. ayet. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir dua. Dua, evet. Evet, hocamızın tavsiyesi. Ekran görüntüsü almak isteyenler zaten çoktan aldılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.